Merhaba çocuklar. Bugün sizlere çok beğeneceğinizi umduğum bir masal anlatmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım masalımıza. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın deli kulu çokmuş. Bizden de misin? Hiç yokmuş. Hoppala hoptan, azdan çoktan. Annem bana bir gömlek dikti, çerden çöpten. İlikleri sarımsaktan, düğmeleri turptan. Zaman zaman içinde, kaldım saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallarken, uzak diyarların birinde. Tatlı mı tatlı, ton ton mu ton ton ihtiyar bir nine yaşarmış. Bu ihtiyar ninenin bir de ineği varmış. İhtiyar nine her gün ineğinden süt sağıp onu satarak geçimini sağlarmış. Bir sabah İhtiyar nene her zamanki gibi kalkmış, kovasını almış, ahıra gitmiş, ineğinin başına varmış ve başlamış süt sağmaya. İnek o gün sanki aşka gelmiş. O kadar çok, o kadar çok süt vermiş ki kova ağzına kadar sütle dolmuş. İhtiyar nene sevinçle kovayı almış, kapının önüne bırakmış ve içeriye girmiş. Biraz sonra içeriden çıktığında bir de ne görsün? Kovanın içi bomboş. Süt falan yok. İhtiyar nene bu duruma çok üzülmüş. Ertesi sabah büyük bir üzüntüyle uyanmış. Yine kovasını almış. Ahıra süt sağmaya gitmiş. Ninenin çok üzgün olduğunu gören inek o gün yine çok süt vermiş. Kova ağzına kadar yine sütle dolmuş. İhtiyar nene sevinçle kovayı almış. Kapının önüne bırakmış ve içeriye girmiş. Biraz sonra içeriden çıktığında ne görmüş dersiniz? Evet, kovanın içinde yine süt yok ve kova bomboşmuş. İhtiyar nene bu sefer çok kızmış ve bu işi çözmeye karar vermiş. Ertesi sabah kovasını almış, ahıra gitmiş, sütünü sağmış, kovayı kapının önüne bırakmış ve içeriye girmiş. Ama bu sefer kapının arkasına saklanmış, eline de bir balta almış ve beklemeye başlamış. Biraz sonra bir tilkinin usul usul kovaya doğru yaklaştığını görmüş. Tilki sessizce kovanın başına gelmiş, kovayı almış ve bir dikişte içip sütün hepsini bitirmiş. İhtiyar nene baltayı kaptığı gibi tilkinin kuyruğuna vurmuş. Tilkinin o güzelim pofuduk kuyruğu kopuvermiş. Tilki o kadar çok üzülmüş ki başlamış söylenmeye. Nine, nine sen ne yaptın, ne ettin? Benim kuyruğumu kopardın. Ben kuyruğum olmadan yaşayamam. Bana kuyruğumu geri ver demiş. İhtiyar nene tilkiye şöyle demiş. Eğer kuyruğunu geri istiyorsan git bana süt getir. Tilki gitmiş koyuna. Koyun kardeş, koyun kardeş bana süt ver. Ben sütü nineye vereyim, nine bana kuyruğumu versin demiş. Koyun tilkiden ot istemiş. Tilki gitmiş çayıra. Çayır çayır bana ot ver. Ben otu koyuna vereyim. Koyun bana süt versin. Ben sütü nineye vereyim. Nine bana kuyruğumu versin demiş. Çayır tilkiden çocukları istemiş. Git bana çocukları getir. Üzerimde oynasınlar demiş. Tilki gitmiş çocuklara. Çocuklar çocuklar gidin çayırda oynayın. Çayır bana ot versin. Ben otu koyuna vereyim, koyun bana süt versin. Ben sütü nineye vereyim, nine de bana güzel kuyruğumu versin demiş. Çocuklar tilkiden şeker istemişler. Tilki gitmiş bakkala. Bakkal kardeş, bakkal kardeş bana şeker ver. Ben şekeri çocuklara vereyim. Çocuklar gidip çayırda oynasınlar. Çayır bana ot versin. Ben otu koyuna vereyim, koyun bana süt versin. Ben sütü nineye vereyim, nine bana kuyruğumu versin demiş. Bakkal hemen şeker verir mi? Yumurta istemiş tilkiden. Tilki gitmiş tavuklara. Tavuklar, tavuklar, bana yumurta verin. Ben yumurtayı bakkala vereyim, bakkal bana şeker versin. Ben şekeri çocuklara vereyim, çocuklar gidip çayırda oynasınlar. Çayır bana ot versin, ben otu koyuna vereyim, koyun bana süt versin. Ben sütü nineye vereyim, nine bana kuyruğumu versin demiş. Tavuklar tilkiden mısır istemiş. Git bize mısır getir demiş.
Tilki varmış mısır tarlasına. Tarla, tarla, bana mısır ver. Ben mısırı tavuklara vereyim. Tavuklar bana yumurta versin. Ben yumurtayı bakkala vereyim. Bakkal bana şeker versin. Ben şekeri çocuklara vereyim. Çocuklar bana gidip çayırda oynasınlar. Çayır bana ot versin. Ben otu koyuna vereyim. Koyun bana süt versin. Ben sütü nineye vereyim. Nine de bana kuyruğumu versin demiş. Mısır tarlası tilkiden su istemiş. Tilki bu sefer gitmiş derenin başına. Dere, dere, bana su ver. Ben suyu tarlaya vereyim. Tarla bana mısır versin. Ben mısırı tavuklara vereyim. Tavuklar bana yumurta versin. Ben yumurtayı bakkala vereyim. Bakkal bana şeker versin. Ben şekeri çocuklara vereyim. Çocuklar gidip çayırda oynasınlar. Çayır bana ot versin. Ben otu koyuna vereyim. Koyun bana süt versin. Ben sütü neye vereyim? Yine bana kuyruğumu versin demiş. Dere tilkiden hiçbir şey istemeden istediği suyu tilkiye vermiş. Tilki almış suyu götürmüş tarlaya vermiş. Tarla tilkiye mısır vermiş. Mısırı alan tilki tavuklara gitmiş. Tavuklara mısır vermiş. Tavuklar tilkiye yumurta vermiş. Tilki yumurtayı almış bakkala vermiş. Bakkal tilkiye şeker vermiş. Tilki şekeri almış çocuklara vermiş. Çocuklar gidip çayırda oynamışlar. Çayır tilkiye ot vermiş. Tilki otu almış koyuna vermiş. Koyun tilkiye süt vermiş. Tilki sütü almış nineye vermiş. Nine de ona kuyruğunu vermiş. Kuyruğuna kavuşan tilki çok mutlu olmuş. Ama bu yaşadıklarından da bir ders çıkarmayı ihmal etmemiş. Bundan sonra kimsenin malını, mülkünü izinsiz almamaya karar vermiş. Tabii bizim Tonton Nine de yaşadıklarından bir ders çıkarmış. O da bundan sonra her sabah sağdığı sütün bir miktarını evsiz ve aç hayvanların içmesi için kapının önüne bırakmaya karar vermiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kelebetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri bana, biri size, biri de bütün dürüst ve yardımsever insanlara gelsin.